eğitim çalışanlara şiddet konusunu bütünüyle ele almak gerekiyor. Evet, belki son olay biraz daha Türkiye'nin gündemine oturdu ama. Artvin Kemalpaşa Kaymakamı ziyaret ettiği bir lisede hoş geldiniz diyerek kendisine elini uzatan öğretmeni haddini bil sınıftan çık dışarıya bekle diyerek kovması gündeme bomba gibi düşmüştü. En son Kaymakam Bey'in böyle bir tavrı asla kabul edilebilir bir tavır değil. Yaşanan olay üzerine Eğitim Birsen Sivas Şube Başkanı Halil İbrahim Temiz Vizyon 58 mikrofonlarına bir açıklama yaptı. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre soruşturma açıldığı, Kaymakam Bey'in uyarıldığı ifade edildi. Yine Milli Eğitim Bakanımız bu konuyla ilgili kendisine sorulan bir soruya kınadığını ifade etti. Temiz eğitimcilere yönelik şiddet başta olmak üzere pek çok konuda hoş olmayan yaklaşımların bulunduğunu söyledi. Bu konuların kınanması güzel ama yeterli bulmuyoruz. Artık bununla ilgili adımların atılması gerektiğine inanıyoruz. Eğitim çalışanlarına karşı şiddette bulunan, bu Kaymakam Bey'in yaptığı saygısızlığı bir tarafa bırakıp özellikle şiddette bulunan, fiili saldırıda bulunan insanların kesinlikle tutuklu yargılanması gerekiyor. Temiz, kaymakam atamalarıyla ilgili bir düzenleme yapılması gerektiğini ifade ederek eğitimciler kimsenin şamaroğlanı değildir dedi. Öğretmen hiç kimsenin şamaroğlanı değildir, hiç kimsenin şamaroğlanı olamaz. Kaymakam Bey de burada yanlış yapmıştır. Yapılan bu yanlışın telafi edilmesi lazım. Kaymakam Bey'den bu noktada özür bekliyoruz. Ve bundan sonrasına da bu tür devletin makamlarını işgal eden arkadaşlarımızın, bu tür makamlarda bulunan yöneticilerimizin tavır ve davranışlarında çok daha dikkatli olması lazım. Bunların rol model oldukları, örnek alındığı unutulmamalıdır. Belki bu olaylar buralara yapılacak atamaları da yeniden gözden geçirmeyi gerektirebilir. Eğitimcilerle ilgili ciddi bir yasal düzenleme olması gerektiğini belirten Temiz, yetkilileri bu konuda göreve çağırdı. Sonuç olarak bu olaylar bize yeniden bir kez daha öğretmen meslek kanununun bir an önce çıkması gerektiğini ve bu kanunda eğitim çalışanlarına şiddet noktasında ciddi manada cezai yaptırımların getirilmesi gerektiği gerçeğini ortaya koymuş olduk. Biz şiddetin her türlüsüne karşıyız. Hiçbir canlıya, hiçbir varlığa, hiçbir insana şiddet uygulanmamalıdır. Ama bunların içerisinde herhalde en son el kalkacak kişi de öğretmenlerdir diye düşünüyoruz.